özel bir amacı var. Onun dışında da genel değerlendirme ihtiyacı da varsa sorularınızı cevaplarız. Tabii şehrimizin ciddi miktarda borcu olduğunu ilk günden beri kamuoyuna açık, net biçimde paylaşıyoruz. Ama ne yazık ki bu borçların ne kadarının gerçekten sağlıklı usulüne uygun yapılmış işlemlerden kaynaklı alacaklar, ne kadarının usulsüz ihale kanunu göz ardı edilerek tahakkuk ettirilmiş alacaklar olduğu konusundaki çalışmamız son derece yavaş ilerliyor. Bunların bir kısmı yine mevzuattan kaynaklı gecikmeler, bir kısmı bizim belediyemizin ne yazık ki kapasitesiyle ilgili sorunlar. Dün yine belediyemize bir haciz işlemi yapıldı. Yani belediyedeki çalışan arkadaşlarımızın her birinin bilgisayarları, masaları, sandalyeleri haczedilmek üzere icra servisi tarafından bir firmanın alacaklısı ve vekilleri tarafından kayda alındı. Girişimlerimizle ancak yani eşyalar yine 7 emin olarak bize teslim edilerek süreç şimdilik geçici olarak durduruldu. Değerli arkadaşlar, tabii ki yani biz hiçbir esnafın, hiçbir tüccarın belediyeden hakkıyla alacağı olan hiçbirinin mağdur edilmesini asla istemeyiz. Bu konuda da imkan buldukça, kaynak temin ettikçe bu borçları ödeme konusunda hakkaniyetle bir çaba içerisinde olacağımızı, hem işçi alacakları hem esnaf alacakları ile ilgili bunu ifade ettik. Küçük çaplı düzenlemeler yapmaya başladık. Ama bazı firmalarla ilgili bizim ödeme yapma imkanımız yok ve olmayacak. Bunu tekrar çok net biçimde söylüyoruz. Bakın, dün hacize gelen firmayla ilgili bizim kendi denetimimizin ortaya çıkarttığı rakamları çok kısaca sizinle paylaşalım değerli arkadaşlar. Yani burada iki firma var. Bu iki firma, yani birisi aynı şahıslara ait Gökyıl firması, diğeri Aslanoğlu firmaları. Alacakları ile ilgili 4 raporu size çok kısaca, çok genel olarak aktarayım. Birincisi, Kars Merkez Kazımpaşa ve Atatürk Caddeleri kaldırım yapım işi. Şimdi bu işin yaklaşık maliyeti 2 milyon 670 bin civarında. Sözleşme bedeli 2 milyon 278 bin lira civarında. KDV hariç rakamları söylüyorum. Ve söz konusu yerde yapılan ölçümlerde bizim tespitlerimize göre değerli arkadaşlar, parke taşlarının, kaldırımların büyük kısmı yapılmamış. Yapılmış olanlar da esnafın beyanına göre esnaf tarafından yaptırılmış. Ve gerçek alacak bize göre burada sadece 742 bin lira civarında. Yani burada aslında 2 milyon 278 bin lira ödenekte 1 milyon 500 bin lira civarında fazla var. Yani 1 milyon fazla alacak talep ediliyor belediyeden. Yapılan işle ilgili bizim tespitimizle firmanın talebi arasındaki fark Kazımpaşa ve Atatürk caddelerinde 1,5 milyon lira civarında. İkinci bir iş değerli arkadaşlar, Bülbül, Şehitler, 30 Ekim mahallelerinde kilit parke yapım işi. Yine yaklaşık maliyet 1 milyon 957, sözleşme bedeli 1 milyon 671 ve burada da yine bizim tespitlerimiz, yapılmış işle ilgili yerinde yapılan tespitlerimizde 1 milyon 300 bin lira civarında bir ödeme yapılması gerekirken 1 milyon 987 bin lira civarında bir borç tahakkuk ettirilmiş. Yani yine 682 bin lira civarında fazla ödeme talebi var. Üçüncü, yine aynı firmalarla ilgili değerli arkadaşlar, Kars Merkez Bahçelievler Mahallesi, Örnek Mahallesi, Masal Park yol yapımı, kaldırım yolu, yürüyüş yolu yapımları ile ilgili işte. Yaklaşık maliyet 4 milyon 300 bin. Sözleşme bedeli 4 milyon 47 bin. Katılımcı tek kişi. Bu kadar büyük ihaleye bu şehirde neden bir kişi katılır? Başka hiçbir firma katılmaz. Ve bizim tespitimize göre burada 1 milyon 344 bin 959 lira ödenmesi gerekirken 4 milyon 788 bin ödenek çıkartılmış ve 3 milyon 443 bin 900 lira fazla ödeme yapıldığı tespit edilmiş. Bunlar bizim denetimlerimizin, müfettişlerin de tespitlerinin ortaya çıkarttığı sonuçlar. Son dördüncü rakamlara boğmak istemiyorum değerli arkadaşlar. Yine burada da Kars ili Kazım Karabekir lojmanları, meteoroloji ve Adı Güzeller Petrol Yanı kaldırım işleri gözüküyor. Değerli arkadaşlar, bu yollar hiç yapılmamış. Ve yani kimi kısmi yan yapımlarla aslında burada henüz tespit de yapabilmiş değiliz. Çünkü firmanın bize beyanı
bu yollarla ilgili aslında yer değişikliği yapıldığı yönünde, bu yolların yapılmaması yerine kimi kamu kurumlarının, MİT gibi, kara kuvvetleri gibi, kimi kamu kurumlarının yollarının yapılmasının talep edildiği yönünde sözlü beyanları defaten kendileri tahsilat yapmak üzere belediyeye geldiklerinde hem kendilerine hem avukatlarına biz bunun yazılı olarak beyanını talep ettik. Yani bir yer değişikliği varsa ihale kanununda bu açıktır. Yazılı olarak tebliğ edilir. Önce dediler ki belediye başkanı sözlü talimat verdi. Biz sözlü, önce yazılı dediler, özür diliyorum. Yazılı talimatı getirin dedik yer değişikliği ile ilgili. Bu yazılı talimatı getirmediler. Sonra sözlü talimat olduğunu söylediler. İhale kanunu açıktır. Her kamu kurumunun kendi bütçesi vardır, kendi ödeneği vardır, kendi satın alma tedarik birimleri vardır. İddia ettikleri kurumlar kendi ihalelerini kendilerini yapıyorlar bu şehirde. Ödemelerini kendileri yapıyorlar. Belediyenin bir mahallede yol yapılıyor gibi gösterip başka bir kamu kurumunda yol yaptırması MİT'te, karayollarında mümkün değil. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama bu firma bu iddiada bulunuyor ama hiçbir belge bize sunmuyor. Şimdi yapmadığı yolların parasını biz kimin adına hangi yetkiyle yapacağız? Buna karşıların rızası var mı? Evet, yani bu konuda eski defterleri kurcalamayalım. Böyle bir hesabın içinde değiliz. Ama bu alacak talepleri, haksız alacak talepleri. Yani peki biz bu ödemeleri diyelim ki yaptık. Yarın yargıda tersi bir karar çıktı. Bunların usulsüz olduğu, buraların yapılmadığı, bizim denetimimizde olduğu gibi, ortaya çıktığı gibi ya da müfettişlerin uyardığı gibi usulsüzlük varsa biz bu kayıp şahıslar, avukatlarını gönderip burada haciz yapmak isteyen şahıslardan bu alacakları geri nasıl alacağız? Bu şehrin hakkını, vergisini, parasını bu şahıslardan nasıl geri alacağız? Dolayısıyla biz yargılama süreci bitene kadar bu firmalara bu şekildeki, ben sadece bir tanesiyle ilgili paylaşım yaptım dün haciz girişimi dolayısıyla, ama bu şekildeki kimseye biz ödeme yapmayacağız değerli arkadaşlar. Bunu çok net biçimde söylüyoruz. Bu şehrin, bu halkın, bu ülkenin hiçbir kuruşunu haksız yere kimseye yedirmeyeceğiz. Bu konuda netiz. Bu firmaların temsilcileri, sahipleri biliyorum kapı kapı dolaşıp kayyum atanması için girişimde bulunuyorlar. Yani şehre kayyum atılmasına dair taleplerini yansıtıyorlar. Yani evet, dolaşabilirler, talepte bulunabilirler, istediklerini yapabilirler. Biz koltuklara yapışmış değiliz. Taahhüt ettiklerimizi, vaat ettiklerimizi yapamazsak biz kendimiz de bırakırız. Halka hesabını verir, bırakırız. Ya da yaptığımızda görevimiz yerine gelmişse yine kendimiz bırakabiliriz. Bu konuda hiçbir problemimiz yok. Ve asla bir usulsüzlüğe, kanunsuzluğa, haksız kazanca ortak olmayacağız. Bu işlerin bir kısmı değerli arkadaşlar, olağanüstü hal nedeniyle yapılmış ihaleler. Yani Kars'ta siz bir olağanüstü yol yapım haline tanıklık ettiniz mi? Yani afet, deprem, yangın gibi bir durum dolayısıyla acilen yapılacak bir yol durumu var mı tespitlerinizde? Yok böyle bir şey. Bunlar sadece kılıfına uydurulmuş, kanunun arkası dolaşılmış ve usulüne aykırı biçimde yapılmış işler. Dolayısıyla biz usulsüz hiçbir işin gereğini yapmayacağız. Bu konuda bizim personelimizden kaynaklı tabii ki durumlar da var. Nasıl yargılamaya dosyaları hazırladıkça, suç duyurularını hazırladıkça intikal ettiriyorsak, aynı şekilde bu işlemlere ortak olmuş personelle ilgili de değerli arkadaşlar, idari soruşturma süreçlerini ve konunun yargıya intikalini mutlak surette gerçekleştireceğiz. Bundan kaynaklı gecikme, bundan kaynaklı işte tahsilat, temlik ne varsa bunların da tamamını zaten durdurmuş pozisyondayız. Nitekim bu süreç tamamlanana kadar da bunu asla yapmayacağız değerli arkadaşlar. Yani burada tabii ki şehre sahip çıkmak, şehrin sorunlarını önemsemek, şehirde kimsenin haksız kazanç elde etmemesi için duyarlılık göstermek sadece belediyenin görevi değil, sivil toplumun, meslek örgütlerimizin, şehirdeki bürokrasinin, yargının, medyanın, bu şehirde yaşayan herkesin, bu şehri seven herkesin görevidir, sorumluluğudur. Dolayısıyla herkesin bu yükü paylaşmasını, bu sorumluluğu üstlenmesini ve şehre sahip çıkma konusunda duyarlı olmaya, hızlı davranmaya, hassas davranmaya biz herkesi özellikle davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bir iki şey daha çok kısa sizlerle paylaşalım bu vesileyle. Birincisi, tabii bazı hizmetlerle ilgili şehirde eski alışkanlıklar ne yazık ki kimi tepkilere neden oluyor. Yani rahatsızlıklar oluyor. Evet, bizim eksikliklerimiz var. O eksikleri gidermeye çalışıyoruz ama örneğin su kesintisiyle ilgili uzun bir süre ne yazık ki yani depoların bakım ve temizliğini yapma kararını bile alamadık. Yani su kesintisinden kaynaklı doğacak tepkiler nedeniyle. Evet, 3 gündür halkımızı mağdur ettik ama hiç olmazsa daha temiz, daha hijyen, belki daha sağlıklı suya
kavuşma imkanımız olacak. Dün akşam itibariyle tamirat, tadilat bitti. Bakım işleri gerçekleşti. Su verilmeye dün akşam itibariyle başlandı ama hala bazı yüksek mahallelerimize suyun yetersizliği dolayısıyla biraz da depolar boşaldığı için, özel depolara da su alındığı için ulaşmamış olabilir. Çok istisnai yerlerdir. Oralara da gerekirse itfaiye yoluyla su ulaştıracağız. Ama şehirde değerli arkadaşlar hala ciddi bir hem şebeke kaçağı var hem tüketim bilinçsizliğinden ya da usulsüz kullanımlar var. Bizim yani bu konudaki denetimlerimiz yoğunlaşıyor. Gerek oto yıkamalar, halı yıkamalar, gerekse yani ahırlarla ilgili kullanımlardaki kaçakları tespite odaklıyız. Çünkü şehrin değerli arkadaşlar diğer kurumlarında verdiği bilgiler doğrultusunda su potansiyeli su ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Eksikliğimiz su kesintilerinin sebebi bir kullanım sorunları yani tahakkuk, tahsilat farkları, ödemelerin yapılmaması, sayaçsız kullanımlar hala ve şebeke kaçakları. Biz bunları tespit edip gidermeye çalışacağız. İkincisi değerli arkadaşlar otopark olarak kullanılmak üzere iki caddemizde şu anda deneme niteliğinde hizmet vermeye başladık. Yani elbette ki bu gecikmiş bir karardır. 2013 yılının meclis kararını uyguluyoruz biz şu anda. Yani biraz 6 yıl sonra uygulama ama başka caddelerde de başka yerlerde de bu otopark uygulamasını yaygınlaştıracağız. Bu şehrin trafik sorununu çözmekte de bu konuda ciddi bir rahatlamaya sebebiyet verdi. Eski ezberlerimizi, alışkanlıklarımızı, korkularımızı, ön yargılarımızı ortadan kaldırırsak daha fazla yapılacak hizmet var. Tıpkı otopark için yolların kullanımı gibi hayvan pazarı ile ilgili de ciddi bir dirençle karşılaştık. Ne yazık ki daha ilk aylarımızda açabileceğimiz halde hayvan pazarını ancak yeni açabildik. Bunun sebebi elbette bizim de eksiklerimiz ama bir taraftan da yeni yere geçiş konusunda sergilenen dirençtir. Yani eski yerin hiçbir şeyi olmamasına rağmen hem ruhsatı yok hem üstü hem zemini hiçbir şey sağlıklı olmamasına rağmen sanki eski yerde kalmakta bir marifet varmış gibi bir direnç ne yazık ki sergilendi. Hala o dirençle karşı karşıyayız ama biz kararlıyız. Yani usulüne uygun, şehre yakışan, sağlıklı, esnafımızın da işini yapacağı bir şehre yakışacak hayvan pazarı ki şimdiye kadar açılmış olması gerekiyordu zaten. Buna emeği geçen, hizmeti olan herkese teşekkür ediyoruz. Biz yapmadık, biz sadece eksiklerini tamamladık, kantarını koyduk, bazı temizlik işlerini yaptık. Neredeyse artık bina çürümeye başlamıştı. Daha fazla gecikseydik kullanılmaz hale gelecekti. Hala eksiklikleri var, çay ocakları ile ilgili, sosyal tesislerle ilgili. Onları da bir an önce tamamlayacağız ve ne talep varsa esnaftan kaynaklı orada onları gerçekleştireceğiz. Değerli arkadaşlar, bu arada bir teşekkür borcumuz var. Hem eski hayvan pazarının hem yenisinin temizliği konusunda doğrudan oradaki esnaflarımız ellerine süpürgeler alarak kendileri temizlik yaptılar. Bu takdire şayan bir şeydir. Bu şehre sahip çıkmaktır. Kendi ekmek kazandığı yere sahip çıkmaktır. Aynı şekilde şehrimizde zaman zaman esnafımızın yol yapımlarına katkılar oluyor. Yani dün de sanayideki esnafımız kendi dükkanlarının önlerinin yapılması ile ilgili aralarında para toplayarak belediyeden hizmet almak için girişimde bulundular. Bunlar sadece maddi boyutuyla değil, sadece ekonomik boyutuyla değil, toplumsal psikoloji açısından da son derece değerli girişimlerdir, değerli çabalardır. Biz bu konudaki sahiplenmeyi bütün şehirden, bütün esnaflarımızdan bekliyoruz. Hem temizlik konusunda hem şehrin sorunlarının çözülmesi konusunda. Hatta şehir dışında yaşayan ama şehri önemseyen daha ekonomik durumu iyi olanların da şehrin sorunlarının çözümüne daha ciddi katkı sağlamalarını istiyoruz. Gerek gelip yatırım yaparak, gerek bizim sosyal faaliyetlerimize destek olarak bu konuda yardımcı olmaları durumunda şehrin birikmiş sorunlarını daha kolay çözebileceğimize inanıyoruz. Değerli arkadaşlar, bir iki yeni çalışmamızı da sizlerle paylaşalım. Daha önce meclis kararları dolayısıyla zaten aktarılmıştı. Kent konseyimiz son derece hızlı çalışmalarını devam ettiriyor. Bizim mahallelerde yaptığımız toplantılar devam ederken, bugündeki mahallemizde toplantıya gideceğiz. Ama kent konseyindeki arkadaşlar, sivil toplum üyeleri, oradaki akademisyenler doğrudan doğruya ev ev ziyaretler yapıyorlar mahallelerde. Raporlar hazırlıyorlar mahallelerin sorunlarıyla ilgili. Bizim birim müdürlerimiz de bu toplantılara katılıyorlar, bu ziyaretlerde yer alıyorlar. Ve o talepleri, o tespitleri de mahallenin sorunlarını çözmek için öncelikle birimlerimiz değerlendiriyorlar. Bütün sivil toplum örgütlerini şehirde kimin projesi, önerisi varsa, katkı sunmak istiyorsa, gönüllü çalışma yapmak istiyorsa kent konseyinin yeni binası değerli arkadaşlar Namık Kemal evidir.
Orada hem aşıklarımız her gün bundan sonra günlük yani Kars'ın yöresel müziğini yansıtan etkinlikler yapacaklar. Hem de orada kent konseyi çalışmaları daha da kurumsallaşacak. Herkesi bu çalışmalara katılmaya davet ediyoruz. Yine Kars Belediyesi'nin daha önce bir spor kulübü vardı. Ama biz ne yazık ki ne kulübün yetkililerine ulaşabildik, ne evraklarına, defterlerine ulaşabildik. Muhtemelen dernekler mevzuatına aykırı davranılmış ve kapanma sürecine de girmiş, soruşturma başlamış bu dernekle ilgili. Biz yeni bir spor kulübü kurarak, Kars Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü kurarak yani bu kulübün çalışmalara başlamasını sağladık. Dün futbol bölümü ilk antrenmanını yaptı. Önümüzdeki günlerde bu kulübün yani bilardodan işte boksa kadar uzak doğu sporlarından kış sporlarına kadar takımlarını kuracağız. Ve bu kulüp değerli arkadaşlar herhangi bir partinin bir şahsın kulübü değildir. Kuruluş sürecinde de özellikle özen gösterdik. Diğer partilerin meclis üyelerini de kulübün kurucusu yapmak için teklif götürdük. Kabul edenler kulübün kurucuları oldular. Dolayısıyla bu spor kulübü mümkün olduğu kadar şehrin bütün renklerini yansıtan, temsil eden bir kulüp olacaktır. Elbette şehirde başka da kamu kurumlarının ya da özel şahısların kulüpleri vardır. Biz herkese başarı diliyoruz yeni sezonda. Ama belediye adına kurduğumuz spor kulübü de bütün şehri yansıtan bir kulüp olarak çalışacaktır. Yine kulübümüze destek verme konusunda da esnafımızı, zenginlerimizi sahiplenmeye davet ediyoruz ki biz ne kadar destek olursa o kadar kulübün gençlere hizmet götüreceğini, uyuşturucuyla mücadele ya da gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması, amatör kulüplerin, amatör sporun desteklenmesi, şehrimizde yetenekli, başarılı gençlerimizin şehri dışarıda temsil etmesinin önünü açacak diye düşünüyoruz. Son olarak da değerli arkadaşlar, kurduğumuz tüketim kooperatifini özellikle sizlerle paylaşmak isterim. Yani biz Kars'ta asla küçük esnafımızın rakibi olmak istemiyoruz. Böyle bir niyetimiz yok. Ama şehrin hem markalaşması, hem coğrafi işaretler alınması, şehirde üretilen ürünlerin standardının sağlanması ve özellikle batıdaki şehirlerde Kars ürünlerinin tanıtımının yapılması, fuarlara, festivallere katılımının gerçekleşmesi ve şehirdeki üretimin artırılması, hem kalitesinin hem de miktarının artırılması konusunda bu kooperatif aracılığıyla çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bu kooperatifimize herkes üye olabilir. Biz belediye çalışanlarıyla kurduk kooperatifi öncelikle. Ama elbette ki herkes dışarıda, Kars'ta yaşayan ya da dışarıda yaşayan herkes üye olabilir. Kooperatifin genel kurulunda yönetimine katılabilir. Bu kooperatif de yine herkese açık bir kooperatiftir. Şehirde tüketim alışkanlıklarını, tüketim bilincini sağlıklı kılmak, sağlıklı gıdaya ulaşmak, kaliteli, nitelikli bir üretimi teşvik etmek, desteklemek için bu kooperatifi kurduk. Biz hem tüketim kooperatifimize hem de spor kulübümüze bütün şehrin sahip çıkacağına inanıyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sizin eğer soracağınız bir şey varsa cevaplarız, yoksa bitirelim. Başkanım, yaklaşık 6 ay oldu görev sürenizin başladınız. Şu ana kadar hiç kendinizi yalnız hissettiniz mi veya seçim öncesi ve sonrası verdiğiniz vaatlerde önünüze engel çıktı mı? İller Bankası dışında bir destek aldınız mı? Veya öyle bir girişiminiz var mı? Daha önce söylemiştiniz. Biz yani temaslarımızı kurduk. Hem bölgede İller Bankası'yla Erzurum'da, tabii Kars oraya bağlı olduğu için bölge olarak temaslarımızı kuruyoruz. Yani yardımcı oluyorlar ama ne yazık ki yine bizim bir eksiğimiz olarak Ankara'da da Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda yaptığımız temaslar, İller Bankası'nda yaptığımız temaslarla şunu gördük. Kars'tan ne yazık ki talep gitmemiş. Proje yok. Hazır, başvuru yapılmış. Kaynak istenen proje yok. Biz bir tek Yenişehir'deki yollar ve yeni terminalle ilgili başvuruları tamamlayabildik. Ne yazık ki personelimizin hızıyla ancak ikisini hazırladık. Bu başvuruları yaptık. Bunların takipçisi olacağız. Öyle inanıyoruz ki şehrin milletvekilleri de, şehirdeki bürokrasi de bunun hızlandırılmasıyla ilgili özellikle Yenişehir'in yolları ve otogar konusunda, yeni otogar konusunda yardımcı olacaktır. Ama biz bundan sonrasında daha çok projeleri artırmaya odaklanacağız. Strateji belgemizi hazırladık, meclise sunduk. Yeni strateji belgemiz önümüzdeki 4-5 yıl boyunca Kars'ın nasıl bir şehir olmasını istiyoruz, neler yapılması lazım, ihtiyaçları neler, bunları ortaya koyuyor. Ama şimdi bu strateji belgemizde ortaya koyduğumuz talepleri, birimlerimizin hazırladığı, sivil toplumun hazırladığı talepleri somut projeye dönüştürmemiz gerekiyor. Bizim kamu kurumlarından gerekli desteği görmemiz için önce onlardan somut talepleri net ortaya koymamız lazım, proje olarak ortaya koymamız lazım. Diğer özel sektör, sivil toplum örgütlerinin proje yazması konusunda da biz zaten elimizden gelen desteği veriyoruz. Şu anda mesafe aldığımız 3-4 proje var.
Gençlere yönelik Yeşilay yaptığımız bir başvuru var. Yine gençlerin uyuşturucu ve diğer bağımlılıklarını önlemek ve onların daha çok spora, kültüre teşviki için, şehrin turizm kapasitesini artırmak için başvurduğumuz bir proje var. Bu proje yanlış bilmiyorsam 100'e yakın başvuru içerisinden ilk 20'ye girdi. Sonra ilk 10'a girmesi için temaslarımızı sürdürüyoruz. 3 projeye destek verilecek. Biz öyle inanıyoruz ki biz yani yazdığımız projeyle bu ilk 3'e de girmeyi başaracağız, destek alacağız. Yine şehirde yani başka alanlarla ilgili hazırladığımız projeleri de hazırladıkça ilgili kurumlara ulaştırıyoruz. Bir buzhane yapılması ile ilgili yani projemiz var. Yine atık, çevresel atıklarla ilgili projemizi hazırlıyoruz. Hayvansal atıklarla ilgili projemiz hazırlanıyor. Yani bu projeleri hazırladıkça hem ilgili meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, odalarla birlikte ilgili yerlere sunacağız. Kaynak bulmaya çalışacağız. Hem yurt dışı kaynaklar için temas kuruyoruz, hem yurt içi kaynaklar için. Ama tabii bu tip projeler çok hızlı sonuçlanmıyor. Onların çağrı süreleri var, başvuru süreleri var. Yani biz kendimizi şehirde asla yalnız hissetmiyoruz. Hem kurumsal yapımızı gittikçe oturtuyoruz. Personelimizin hem ihtiyaçlarını karşılayarak ama hem de daha verimli çalışmasını sağlıyoruz. Sivil toplum örgütleri ve şehirde yaşayan herkes de bu konuda bunun farkında. Dışarıya çıkabildikçe, çarşıyı dolaştıkça yalnız olmadığımızı, tam tersine yani yaptığımız doğru işlere halkın desteği olduğunu görüyoruz. Ama tabii bizim eksiklerimiz var, bizim yetersizliklerimiz var. Bu eksikleri, yetersizlikleri giderdikçe emin olun ki hep birlikte şehirde daha güçlü bir hizmet sunacağız. Şehirde daha memnun olacak. Teşekkürler başkanım. Başkan, Sayın Başkan, hayvan pazarı borsaya mı bağlı olacak yoksa Taş Belediyesi'ne mi bağlı olacak? Borsaya bağlı olarak mı devam edecek? Hayır, yani hayvan pazarları yönetmeliği var. Yani biz bu yönetmeliğin gereğini yapmak zorundayız. Hayvan pazarları yönetmeliğine göre bu hizmeti belediyelerin vermesi gerekiyor. Ama bir danışma kurulu oluyor bu hayvan pazarlarının yönetimiyle ilgili. Yönetmelikte tarif edilmiş bu danışma kurulunda da borsa, tarım müdürlüğü, üretici birlikleri, yani ticaret odası gibi kuruluşlar oluyor. Yani onlarla birlikte yöneteceğiz. Onlar da danışma kurulunda yer alacaklar. Onların önerileri, talepleri, ihtiyaçları, katkıları neyse bunu alacağız. Ama fiili yönetim belediyede olması gerekiyor. Yönetmeliğin gereği böyle, bu şekilde olacak. Teşekkürler. Biz teşekkür